herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar olsun. Herkes hazırsa gündemi değerlendirmek için Sevoş hazır. Alınsın çaylar, kahveler geçilsin en rahat köşelere. Sevoş da hasbihal başlıyor o zaman. Şu İran artık vuracaksa vursun şiştik iki gündür. Ha bugün hayarın. yarın. <laughs> enteresan. Ay şimdi buna da gülüyorum diye. her şeye de gülüyor diyecekler bana. Hayatım, ben hayatı tiy alan bir kadınım. Çok enteresan değil mi? Şimdi füzeleri yolluyoruz, yolladık derken habire İsrail zaten şey Lübnan'ı mı vuruyor? <laughs> Daha yani şeyi vurmadan e, sağa sola hala bomba gönderiyor herhalde. Ay çok enteresan ya şu Orta Doğu gerçekten karma karışık bir yer. Hazır mıyız? Bizim ülkemizde neler oluyor? Biz ona bakalım. Bunlar e, zannedersem şey gibi gerilim filmi gibi. Bugün göndereceğim, yarın göndereceğim. Artık. Oraya bir e, sinyal mi çakıyor? Hazırlığını ona göre mi yap diyor. Hazırlan ben işte göstermelik göndereceğim mi diyor. Yoksa e, işte oraları daha da germek. Aman işte şimdi atacak, hatta atacak diye ne bileyim 3-5 gün uyumasınlar <laughs> psikolojisi mi bilmiyorum. Tabii ki herkesin, e, her ülkenin savaş taktikleri olabilir. Evet arkadaşlar bizim ülkemizde bugün İkinci günü bitiriyoruz, üçüncü güne doğru gidiyoruz. Instagram kapalı. Artık ufaktan ufaktan e, sanatçılar, şarkıcılar e, ses çıkarmaya başladı. E, keyfi bir kapanış. Yani eğer gerçekten e, ne bileyim bir, bir örgüt lideri öldürüldü diye kalkıp da Instagram kapatılıyorsa bu birazcık e, kendi halkına karşı. E, zulmetmek yani çünkü orada küçük esnaf da var kardeşim sadece üç bana bir tane demiş ki oh olsun havadan para kazanan fenomenler onlar ülkede yok mu havadan para kazananlar her işte var o havadan para kazananlar ballı olanlar oturduğu yerden e, oho her sektörde var instagramda irili ufaklı o sizin gördüğünüz reklam yüzü gibi şey masum başı gibi ya da 3-5 tane öyle orada krem tanıtan e, selinciğerci gibi fenomenler şunlar bunlar toplasan hadi diyelim 20-30 kişi olsun. Büyük para kazanan ama binler var. Küçük esnaf var, dükkanının reklamını yapan var. Sanatçıların dışında orada ne bileyim artık dükkanda oturuyor ama Instagram üzerinden satış yapanlar var. Yani oraya reklam verenler var. Belki de bütün bu pahalılıkta zaten sokağa bile burnunu çıkaramayan, evinde bir tek sosyal medyayla vaktini dolduran insanlar var. Yani hepsini düşünmek lazım canım. Öyle olur mu? Bakın ünlüler de yavaş yavaş ses çıkarmaya başlamış. Demet Akalın diyor ki bu kadar e, tatsızlık içinde niye hala e, zorluyorsunuz? Şu Instagram'ı açın artık kimse tepki de vermiyor maşallah demiş. <laughs> maşallah ya diyerekten. Şeyinki daha da enteresan. E, Cem Belevi'ninki daha da enteresan arkadaşlar. O da demiş ki Instagram'ı kapatarak bize sosyal medya detoksu imkanı veren. Çağın hastalığı fomo'dan bizi uzak tutan yönteminize sonsuz teşekkür ederim. Bence buralar da kapansın. Taşı taşa vurup ateş yakalım. Şarkılar söyleyelim. Bilmeyelim, görmeyelim. Cehalet mutluluktur diye. <laughs> Bu çağda ya iletişim çağındayız. Yani bizi Çin gibi ne bileyim e, Kuzey Kore gibi ya da ne bileyim çok katı kuralları olan ülke. Hani biz Avrupa Birliği normlarına göre e, o standartlarda bir ülke olurken bu yasaklar bizim ülkemize yakışmıyor diye düşünüyorum ya gerçekten üzücü değil mi arkadaşlar? Bakın ben e, şimdi ben çünkü yerdikleri için ön, önden söyleyeyim ben gene de ben e, Instagram'dan aktif bir kullanıcısı değilim Instagram'ın ama tabii ki sosyal medyayı takip ederken Instagram'a da bakıyorum. Onun dışında oradan bir gelir elde eden biri değilim. Bir takipçi var, savaş gelir de elde edebilirsin. Hoş elde edebilirim ama bir kesim sadece kendi menfaatlerini düşünüyor. Ucu kendine dokunmuyorsa aman boş ver diyebiliyor. Ben öyle değilim kardeşim. Hani ben burada can siparişi savununca birileri benim oradan bir faydam ee, olduğunu falan düşündüğü için bu açıklamayı yapıyorum arkadaşlar. üzülüyorum ya. Lif bile öğren var. Kazak verip oradan 3-5 tane satıp da evine 3-5 kuruş ek gelir getirenler var. Yapmayın ya. Sadece e, o küçük e, emekçileri bile düşünseniz böyle bir karar almamalısınız ki ucu devletin de tanıtımı için Artık herkes sosyal medya hesaplarından bir takım bildirileri, haberleri veriyor ve e, kendi kitlesine ulaşıyor. Bu artık sevimsiz bir yere doğru gidiyor diye düşünüyorum. Dün de bahsetmiştim mesela AK Partili Kahram Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi demiş ki, Ay çok enteresan bir dün çıkışı vardı, köpek sevgisinden söz etmeye hakkınız yoktur diyor. İsmail Haniye'nin ölümünü kınamayanların köpek sevgisinden ne alaka? Yani köpek sevgisiyle Haniye'nin yani neyi neyle kıyaslıyorlar ve nasıl bir mukayesenin içerisinden nasıl bir şey çıkarıyorlar? Bu siyaset değil arkadaşlar. Şimdi bir kesiminiz bana siyaset yapıyor diyorsunuz ama iktidarın yöneticilerin kafası mı karışık birazcık? Yani gerçekten anlıyorum kendi ideolojinizi ideolojinize yakın birini kaybetmiş olabilirsiniz. Buna saygı da duyarız. Ama herkesin sizin düşüncenizde olmasını beklemek demokrasi değil. Herkese bu kendi e, şeylerinizi dayatırsanız bunun adı demokrasi olmaz. sinirlenincesi toptan tüm ülkeyi cezalandırırsanız bunun adı demokrasi olmaz. Yani e, ben anlayamıyorum. Gerçekten iktidarın şu anki politikalarını anlayamıyorum arkadaşlar. Siz anlıyorsanız <laughs> söyleyin. Ay Hadi geçelim. E, enteresan e, bu çirkinliklerin içerisinde. Ay curcuna dünya farkında mısınız? Bir de olimpiyatlar var. 2024 olimpiyatları devam ediyor. Ve orada e, koltuklarımız kabarıyor. Gencecik kızımız Elif Berra Gökkır. Dün de bahsettim. Yine 16 yaşındaki ee, nasıl yüzüyor ama gurur duyduk gerçekten kendisiyle. Kuzey Tunceli ee, yani bunlar bizim gerçekten gururumuz. Tabii ki pas geçmeyeceğim. Yusuf Dikeç ve katılan tüm e, sporcularımızı kutluyorum. Bu arada Buse Naz e, sürmeneli Taylandlı rakibini e, yenilmiş elenmiş. E, o yüzden de o Cezayirli e, rakibiyle karşı karşıya gelemiyor ve e, gerçekten de bu şeyli de e, Taylandlı olan da artık bunlar enteresan bir şekilde bu spordan dolayı mı ya da nedir hormonları mı kromozomları mı farklı çok erkeksiler yani kadın demeye bin şayet lazım. Bu Senas Surmeli de e, o kupayı mutlaka ülkeye getireceğiz diyerek ayrıldı gerçekten üzülüyorum. Hani kaybetmek de var, kazanmak da var tabii ki bu müsabaka her yönüyle her herkes de kaybedebilir, herkes de kazanabilir. Yine de kutluyorum bu senat sürmeliği de. o ne derler Cezayirli'nin karşısına artık bu Taylandlı çıkacak. iki tane cüsseli e, kromozomları erkeğe doğru yönelmiş iki tane kadın. Artık bakalım ee, hangisi kazanır, e, hangisi e, madalyayı alır bilmiyorum ama bizim e, sporcumuz elenmiş arkadaşlar. Ne diyelim? Üzücü bir durum. Tekrar dönecek olursak ülke gündemine Sertap Erener bu hayvan hakları yasasıyla ilgili e, muhabirlere bir içini döktü. Sizi gördüm yoksa ben cumhurbaşkanına yazacaktım diye buradan madem duyurum olsun bize 4 yıl verin, barınak yaptıralım, hazırlanalım ee, hayvanları sokaktan toplayıp şimdi götüreceğiniz bir yer yok bu kadar hayvanı toplasanız ama biz onun hazırlığını yapalım el ele verelim ee, ve bu işi çözelim demiş. Aslında güzel bir bakış açısıyla yaklamış, yaklaşmış Serta Perener. Serta Erener önceki gün nişan taşında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda kabul edilmesi hakkında konuşmuş. hayvansever sever kimliğiyle de bilinen Erener konserinde de biliyorsunuz sokak köpeklerini getirdiler. Öyle bir konuşma yaptılar bu yasa çıkmadan önce. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sayın Cumhurbaşkanım, bu sabah bir metin yazarak videoyu alıp sizi size seslenmek istemiştim ama gazeteciler çıktı karşıma. Şimdi söylemek istiyorum. Önümüzde 4 yıl var ve bu yasa 4 yıllık 4 yılı kapsıyor. Hayvanları Türkiye'nin onlarca ilinde ve ilçesinde olmayan barınaklara, olmayan bir yere toplamamıza imkan yok. Bu 4 yıl bekleyelim. Biz hayvanseverler elinden geleni yapsın. Sizler de merhametlisiniz, bizler de merhametliyiz. O zaman el ele verelim. Olması gereken gibi davranalım. Rica ediyorum 4 yıl bize verin ki e, sokak hayvanları bu barınakları yaptırıp oralarda yaşatalım. Cürp diye sab akşamdan sabaha bunca hayvanın barınabileceği kadar barınak yaptırmak çok zor. Hayvanseverlere de çok iş düşüyor. Onlar da e, elini taşın altına koyacaklar. E, sokaktaki canlarımızı e, bir şekilde onların rehabilite edilebileceği, e, ne bileyim onların yaşayabileceği alanlara alalım. Hem e, hayvanseverlerin gönlü olsun hem e, sokaktaki başıboş hayvanlardan e, şikayetçi olan, rahatsız olan ya da saldırgan olduğunu düşündükleri köpeklerin herhangi birine zarar vermesinin önüne geçelim ve insani bir şekilde çözelim. Güzel seslenmemiş mi sizce de madem ülkemizin böyle bir sorunu var e, devlette bir süre versin bu süre içerisinde e, sivil toplum örgütleri, hayvanseverler, birçok işte e, kuruluş, bir bütçe ayır, ayarlasın, devlet de biraz katkıda bulunsun, gerekli alanlar oluşturulup bir şekilde bu sorunun da üstesinden gelinsin diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Bu arada konserler dünyada bir bir yerde savaş var bakın, bir yerde de konserler devam ediyor. Ajda Pekkan, Burcu Sedef imzalı altın sarısı bir kıyafet ama o kadar yakışmış ki bazen o da bozuyor böyle kılık kıyafet dardın ama. Ee, gerçekten Ajda Pekkan hayranlarının ikon tezahüratlarına e, güzel gelip geç, e, geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz. Bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi sizin sev, e, sevenleri, siz sevenlerimsiniz demiş. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan ki artık genç nesiller bile o kadar uzun saat sahnede kalmak gerçekten doğaüstü bir güce sahip bu kadın. Ee, ...Süperstar hayranlarının yoğun ilgisi üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat daha uzatıp... ...ya ne demek düşünebiliyor musunuz iki buçuk saat konser vermek? Ee, süperstar'ı izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy Ersoy'da varmış. E tabii ki o kadar büyük bir dev sese e, ünlüler de gitsin her konserinde birkaç ünlü de vardır diye düşünüyorum. Evet bu arada Hülya Avşar ve Uğur Yüce yeni bir filme başlamışlar arkadaşlar... Aşkın Dünkü Çocukları diye e, Uğur Yücel ile birlikte Uğur Yücel ve Hülya Avşar yıllar sonra aynı projede bir araya gelmişler Aşkın Dünkü Çocukları izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor filmin çekimlerinin 14 Ağustos'ta başlanacakmış e, Başrollerin Uğur Yücel ve Hülya Avşar'ı buluşturan Aşkın Dünkü Çocukları filmin çekimleri zannedersem e, Karadeniz'de yapılacakmış Avşar İzabel diye Uğur Yücel'i Arif diye rollerin isimleri. E, oyuncuların iki aşığı canlandıracak. 18 yaşındaki hallerini başlayacak ve 40'lı 40 yıllık zaman atlamasıyla günümüze taşınacakmış. Yıllarca birbirlerine hasret kalan birbirinden çok ayrı kültürlerden gelen iki aşığın hikayesi beyaz perdeye taşınıyormuş. Hadi bakalım. Uzun süredir sinemada yoktu Hülya Avşar'da. Zaten Uğur Yücel usta bir sanatçı. Bakalım güzel bir şey gelecek herhalde. Ee, film demişken yeni diziler de geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bu arada Belguzar Korel bir platforma yapmıştı ama televizyona da geliyor. Zaten İstanbul'a yerleştiler zannedersem Londra'dan. Ee, Annem Ankara diye bir diziye başlıyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanacak ve partneri de Mehmet Günsür olmuş arkadaşlar. Yeni yayın dönemi bakalım nasıl geçecek. Eylül e şunu şurası da 20 gün var arkadaşlar. 25 gün kaldı. Bergüzar Korel Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Annem Ankara dizisiyle ekrana dönüyor. E, Korel partneri olması için başarılı oyuncu Mehmet Günsür ile el sıkıştı. Gazeteci Birsen Altun haberine göre önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan Annem Ankara dizisinin senaryosu kendi gerçek hayat hikayesi kaleme alan e, Başak e, Angi Gün'e ait. Başak Angi Gün dizisinde Belgüzar Korel hayat verecek. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Oyunculuğunu beğenir misiniz? Belgüzar Korel'e neydi o? Ee, Haziran gecesi miydi? Aynı güzel yok Haziran gecesi değil. Neydi o? Para teklif ediyordu ya. <laughs> Çok güzeldi ya. Şimdi aklıma gelmedi. Siz yazarsınız yorumlarda. Bu arada Mert Demir'in bu popülaritesi ne olacak? Oğlum gençler dolduruyor akın akın gidiyor. Gerçekten enteresan bir ilgi var. Wow, tamam bir aurası, bir ışığı olabilir ama deliriyor herkes onun içine. ya. Mert Demir e, açıklamada bulunmuş. Hiçbir zaman popüler olmaya odaklanmadım ama göbeğine düştüm diye. <laughs> Bu işler öyle isteyene vermiyor. Rabbim istemeyene veriyor zannedersem. Bu kadar popüler olmayı düşünmüyormuş ama göbeğine düştüm diyor. E, seviliyor. Gençler çok seviyor. Bakın Beste Uyanık'ta Instagram'a yapılan sansürün e, ne kadar çok ekonomiye zarar vereceğinden haberleri var mı diye sosyal medyadan bir e, selzenişte bulunmuş. Birçok ünlü e, sosyal medyadan e, selzenişte bulunuyor artık. E, yeter diye bakalım hukuken de iki günden sonrası bu mahkeme kararına mı tabi? Ama o herhalde işte neyse o kısıtlamanın gerekçesi. Ondan dolayı e, zannedersem pek de oralı değil bizim iktidar. Gerçi hiçbir şey takmıyorlar da. Bakın Fatih Altaylı da bu İran gerilimiyle alakalı ne söylemiş? E, demiş ki İran, İsrail, Instagram derken doğalgaza yapılan %38'lik zam kaynadı gitti arada. Dolar da artmadı. Tüm dünyada doğalgaz fiyatları yarı yarıya düştü. Peki bizde niye doğalgaz hala artıyor diye bir selzenişte bulunmuş. Ve bakın... Ee, bir iki ay daha Instagram kapalı kalırsa benim atölyemdeki bir takipçi şöyle söylemiş. Atölyemdeki en az beş kişiyi işten çıkartmak zorunda kalacağım. Mesela Arap'ın birisi öldü diye Türkiye'deki insanların keyfi zarara uğratıyorsunuz. Ee, i̇şte neyse ondan sonrasına devam etmeyeceğim. Yani diyor ki ben buradan e, buradaki tanıtımlarla para kazanıyorum. Yanımda da beş kişi çalıştırıyorum. ve Elemanlarımı çıkartmak zorunda kalacağım. Çünkü e, satışlarım durdu diye yani işin bir de bu yönü var bir de istihdam yönü var arkadaşlar şu işsizlikte şu parasızlıkta olacak iş değil ama e, olan hep garibana oluyor ben en çok da ona üzülüyorum. Nihal Yalçın bir selsenişte bulunmuş herkesin derdi de ayrı anacım oyuncu e, o da Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili bir tweet atmış. Demiş ki ''Nasıl söylenir bilemiyorum. Vallahi çok utanıyorum. Koca Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tuvaletleri silik kokuyor. Taksiye biniyoruz leş gibi kokuyor. Korkudan bir şey de diyemiyoruz. İnemiyoruz. Neden korkuyorsun diyeceksin. Ee, olacak vallahi e, dayak yemekten ve yediğimle kalmaktan korkuyorum.'' demiş. Neden korkuyorsun diyecekler. Olacak vallahi dayak yemekten ve yediğim dayakla kalmaktan korkuyorum. Yani bir şey de çözemeyeceğim bir de üstüne dayak yiyeceğim yediğim dayakla kalacağım diye. Yani böyle bir de bulunmuş Nihal Yalçın. Geçiyoruz. Bu haberi dün de pas geçmek istedim ama bakın bugün ekranlarda olmasa bile işte sosyal mecra bir şekilde... Özgür haber alanı olduğu için her şey konuşuluyor. Atilla Taş bakın neler söylemiş. Diyor ki Atilla Taş, sayın yetkililer, bütün halkın huzurunda söylüyorum. Allah belanızı versin. Tövbe yarabbim gece gece. Bak ben cinayet işlemedim ve bütün mahkemelerden aklandığım halde hala yurt dışı çıkış yasağım var. Siz e, adaletsizsiniz, siz hukuksuzsunuz. Ee, katilsiniz siz bilmem ne devam etmiş bu kadar sinirlenmesinin nedeni de arkadaşlar eski Kızılay Başkanı Kerem Kın'ın kızının 16 yaşında gencecik bir kurye çocuğu herhalde çarpıp onun ölümüne nedeni oldu. Kullandığı otomobille 16 yaşındaki motosikletli genci öldüren Kızılay eski başkanı Kerem Kın'ın kızı Fatma Zehra Kınık yurt dışına çıkış yasağı konmadığı için Kaliforniya'ya yerleşti. Yani ne diyorsunuz şimdi bunu? Hani bazıları beni eleştiriyor ya. Şimdi adalet mi bu? Yani o da diyor ki ben adamı öldürmedim diyor. Bir şey yapmadım. Benim hala yurt dışı yasağım var. Oysa ki bütün mahkemelerde aklanmama rağmen sizden oluncası diyor. Sizin e, yandaşınız oluncası diyor. Bak adamı öldürdü. Bastı gitti. E, kendisi de şimdi e, Gazze protestolarına katılıyor. Orada acaba diyecek mi diye biri de paylaşmış kahrolsun Amerika diyecek mi? Çünkü İsrail demek Amerika demek yani o cümleleri kullanabilecek mi kızını Kaliforniya'ya gönderdikten sonra diye paylaşılar gelmiş. Yani valla e, kendinize gelince adaletsizlik yapıyorsanız, adaleti sağlamıyorsanız, başkaların üzerine tahakküm kuruyorsanız bu bir gün çöker. Bugün altında kalırsınız. Bak öbürü de kaçırdı çocuğunu. Ondan sonra ne oldu? Amerika'da aldılar içeriye. Yarının ne olacağını bilemeyiz. İnsanlar yaptığının hesabını ödemeli diye düşünüyorum. Bu arada Şahan Gökbakar da Özgür Özele tepki göstermiş. Kızan kızana bakalım o ne demiş? Ana muhalefet olduğunuz Türkiye'de iktidar keyfi bir şekilde Instagram'ı kapatıyor ve siz ayaküstü bir iki kelam edip hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu mu e, hayal ettiğimiz normalleşen Türkiye? Adınız Özgür halbuki demiş. O da özgür, özeli, gücü yeten yetene eleştirmiş. Evet biraz yani muhalefeti de ben cılız ve sessiz buluyorum. Ciddi meselelerde bu hayvan hakları konusunda da çok e, ne bileyim öyle hani çok kıran kırana bir söylem duymadık. Yani hakikaten bir takım konularda biraz sessiz kaldıklarını ben de düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Usta gazeteci e, Sebahattin Önkibar da bu konularla alakalı şöyle bir tweet paylaşmış. Devletin kurucusu Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı dün yine elinde kılıçla hutbeye çıktı ve İsmail Haniye'yi büyük önder olarak selamladı. Savaş ve intikam diyerek kışkırtıcılık yaptı. İsmail Haniye'ye ümmetçi bir Militan ve PKK seveci Selahattin Demirtaş'a Diyarbakır'ın özgürleşmesini istiyor ifadelerini kullanmıştır. Çin'deki Uygur Türkleri zulmüne gıkını çıkarmadı ve Çin'in yaptıklarını onayladı. Türk Devleti'nin böyle bir biri için milli yaz ilan etmesi yanlıştır. E, Türkiye için toprağa düşen onlarca Mehmetçik için yaz ilan etmeyi aklına getirmeyenler Araplar söz konusu olunca harekete geçiyorlar diye bir selzenişte bulunmuş. Haksız mı? Tabii ki haklı. Bu arada Fatih Altaylı e, Hak, e, Hakan Ural'a da takmış durumda enteresan bir şekilde. Evlat olsa sevilmez e, deyiminin vücut bulmuş halidir. Kolpaçino Hakan babası bile nefret ediyor bundan. Cumhurbaşkanı Haydi Gazi'ye git dese yemin ederim parti değiştirir diye. <laughs> Ay bu sallayan sallayana bu milletin birbiriyle e, ne derler çekişmesi kavgası bitmek bilmiyor arkadaşlar ama yani... Keşke birbirimizi bu denli hırpalamasak. Keşke e, hepimiz ortak bir işte kurumlar çok sağlam işini yapsa. E, hukuk herkese adil şekilde davransa, ne bileyim evrensel hukuk, hukukun gereksinimleri uygulansa, e, ne bileyim modern bilime uygun davranışlar sergilesek çünkü modern bilim deyince bugün ekonomi yönetimi de giriyor bunun içine hepsi giriyor. Biz modern bilimi, modern hukuku uygulamadığımız sürece bu zorlu coğrafyada ki yani kör topal olsa bir demokrasimiz vardı. Yani üzülüyorum ülkem adına. Umarım bu durumu bir an önce düzeltir yetkililer dedikten sonra Hazal Kaya doktor ev sahibiyle mahkemelik olmuş. Küf yüzünden zannedersem ee, evde fazlasıyla küf varmış annesine tuttuğu bir ev zannedersem annem bu kadar küf olan bir evde yaşayamaz deyip ödediği peşin ödemiş herhalde ödediği parayı 230 bin liralık icra takibi başlatıp ev sahibinin mal varlığına haciz koymuş bu arada Hazal Kaya ve ee, başaran Ruhen Genç karşılıklı olarak İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'nde 200 bin lira manevi tazminat davası açtı. Ev sahibi Başaran Ruhen Genç sunduğu mahkemede dilekçesinde maddi manevi zarara uğradığını, banka hesabının kullanamadığı için maaşını çekemediğini, haciz konulduğu için otoyolları kullanamadığını, büyük mağduriyet yaşadığını Hazal Kaya'dan şikayetçi olduğunu ifade etmiş. Annemi o evde yaşaması mümkün değil diye mahkeme davayı reddetmiş. Üst mahkemeye gitmiş. Orada da İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi verdiği kararı sonra taraflar dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul İstinaf Mahkemesi davayı kabul etti. Üst mahkeme İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği manevi tazminatı red kararını onadı. Yani tazminat davası açmışlar ama o reddi onamış. Yani o bir alt mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkemede onamış. Böyle bir durum gelişmiş arkadaşlar. Yani küfte iğrenç bir şey değil mi? Yani ben baştan anlamadım evi tutarken tabii ki küfte bir anda biliyorsunuz sarabiliyor. Enteresan bir durum. Hazal ve birçok daha kişi ev sahipleriyle zaten mahkemelik durumda. O kadar çok ki geçenlerde ben iki ay 2 yıldır oturuyorum diye Selzeniş'te bulunuyordu Selen Görgüzel'de. 2 yıllık kiracım ben eski kiracı değilim ki e, yasal artışımı da yaptım. Oturuyorum falan gibi. O da mahkemelik. Birçok ünlünün mahkemelik olduğu gibi Kaya Çilingiroğlu da ev sahibiyle zannedersem arası iyi olmayanlardan aklıma gelenleri söylüyorum. Birçok var da birçok birçok kişi artık ev sahibiyle e, ay Allah'tan ben hallettim arkadaşlar. Yani çok zor bu ev sahibiyle e, gergin oluyor insan ya. Huzursuzsun adamın evinde oturuyorsun bir de düşünsene korkunç bir şey. Allah herkesin eee sorununu çözsün ya. Ya insanlar kafasını yasta rahat koymalı diye düşünüyorum. Bu arada Murat Boz amanın 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 fitler fiti. O da altın çağını yaşayanlardan. Zeytin ağacında güzel bir performans sergiliyor. İnanılmaz ee, inanılmaz fit bir ara göbek möbek yapmıştı ama o göbek möbek kalmamış yani ne yiyorlar ne içiyorlar bu da biliyorsunuz kırkın üstünde inanılmaz Güzel bir fizik, fit hali ve kaslı vücuduyla tüm bakışlar üzerine toplayan Murat Boz gün boyu elinden telefonu düşürmedi. Uzun süren bir telefon konuşmasının ardından şezlonguna geri dönen şarkıcı denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Murat Boz 2012 yılında denize giren ee, ve çekilen fotoğrafları da aldığı kilolarla gündem olmuştu. O fotoğraflardan eser yok şimdi. Ünlü şarkıcının dönüm noktası olduğu sıkı bir diyet programıyla spora başlayan Murat Boz eski fit haline kavuştu kavuşsun. Gayet de güzel görünüyor. Telefonda elinden düşmediğine göre gene işler hayatım. Şu konser bu konser diyerekten. Öyleydi böyleydi diyerekten geçelim bizim Yusuf Dikeç'e ay resmen adam Japonya'da fenomen oldu. Japonlar artık onunla yatıp onunla kalkıyorlar. Sadece Japonlar değil dünyada fenomen oldu. Böyle şeylere de ihtiyacımız var değil mi? İnsan kendi coğrafyasının, kendi memleketinin insanının e, başarılı olması, tüm dünyada takdir görüyor olması şöyle bir koltuklarımızı kabartıyor. Ne diyorsunuz hadi geçersek bu ülke gündemine ve dünya gündemine sizce e, e, ciddi bir savaşa evrilir mi? İran çok öfkeli. Her gün vuracağız. İşte füze görüntüleri paylaşıyorlar. Sosyal medyadan bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. İntikam alacağız algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama hiç korkmuş gibi de görünmüyor. İsrail gene e, e, vurması gereken yerleri vuruyor. E, yani enteresan bir coğrafyada hemen dibimizde oluyor bir de bunlar. Biz de bir de e, şimdi İsrail'le e, çatışma e, durumuna gelecek şekilde açıklamalarda bulunuyoruz. Hem onlar hem biz yani şimdi o elçilikteki bayrağın yarı indirilmesiyle ilgili onlar sinir küpleri yaşıyor. Onun arkasında diyorlar ki ticareti kesmediniz, küreciyi kapatmadınız. E kalkıp halkı cezalandırıyorsunuz. Yapılması gerekenleri yapmadan gerçekten göstermelik şeyler yapıyorsa o davaya da bir faydası yoktur diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. An meselesi yani Koskoca gemilerini onların günlük bakımı da dünya maliyetli biliyorsunuz. Amerika gemilerini gönderiyor. İngiltere askerini gönderiyor. Yani dünya da karışık. Ne kadar zor bir döneme denk geldik ya. Artık savaş psikolojisinden hep geldi. Açın bakın şimdi bütün ana akım medyanın kanallarını sürekli füze görüntüleri, savaş görüntüleri zaten ekonominin hırpaladığı, akşama kadar çalışıp üçü bir ikiyi bir araya getiremeyen insan koltuğuna oturmuş, televizyona da bakıyoruz, şey izliyor, savaş görüntülerini izliyorsa e bir de zaten Instagram'ı da kapattın. Oh ne ala mualla dedikten sonra delirmeye ramak kaldı. Ay çok güldüm. Ecerken de demiş ki ay TikTok'u versek de Instagram'ı alsak olmuyor mu diye. <laughs> Verelim TikTok'u alalım Instagram orasını kapatabilirsin diye. Ay hiçbiri kapanmasın canım espri yapıyorum. Orada da kendince e, ya insanların mutlu olmaya ihtiyacı var, deşarj olmaya ihtiyacı var. Gırtlağına çöktünüz her alandan canım. Bırakın özgür bırakın insanları, insanlar mutlu olsun. Yapmayın bu kadar. Ellerindeki telefonla yaşıyor artık insanlar. Ne yapsın? Yani ne yapsın? Herkes Kendisini düşünüyor ama gariban ne yapsın kardeşim? Bir yere gidemiyor, kafeye gidemiyor, yemeğe gidemiyor. Tek eğlencesi elindeki telefon. Onu da elinden almayın be kardeşim ya. Yapmayın, bu kadar da kötülük yapmayın bu millete. Dedikten sonra Seboş'unuzdan bugünlük de bu kadar. Yarının farklı konularıyla görüşene dek. Hoşçakalın, mutlu kalın. Her zaman sevoşla kalın. E buraya kadar izlediniz madem. Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Hoşçakalın.